Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle porsiyonluk çok nefis kekler paylaşacağım. Bir kısmını çikolatalı yapacağım, bir kısmını üzümlü, bir kısmını Antep fıstıklı. Siz evdeki malzemelerinizle istediğiniz şekilde, istediğiniz farklılıkta hazırlayabilirsiniz. Kekimizin ana malzemesi için 3 adet yumurta kullanacağım. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 tane kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat, 2,5-3 su bardağı kadar un kullanacağım. Un ölçüsü yumurtaların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. 3 adet yumurtayı karıştırma kabıma kırdım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şeker ve yumurtayı güzelce karıştırıyorum. Ve şekeri iyice çırptım. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı süt. Şöyle bir karıştırıyorum. 2,5-3 su bardağı un demiştim. Önce ben 2,5 bardağını ekliyorum. Bir paket kabartma tozunu da koyuyorum onun üzerine. Burada da yarım kaşık karbonat vardı. Karbonatı da ekliyorum. Elediğimiz zaman, un havalandığı zaman keklerimiz çok daha güzel kabarıyor. Kabını hazırladım. Bu şekilde kek kalıplarıma döküyorum. Akışkan kıvamlı bir hamur oldu. Bir miktarını çikolatalı yapacağım. Çikolatayı döküyorum. Bir miktarını fındıklı. Bir miktarını üzümlü yapacağım. Bir tanesini de Antep fıstıklı yapıyorum. Şöyle üzerine bolca Antep fıstığı serpiştirdim. Şöyle karıştırıyorum şimdi keklerimi. Üzerine çikolata serpiştiriyorum. Üzümlü olanın üzerine üzüm serpiştiriyorum. Porsiyonlu keklerimi hazırladım arkadaşlar. Fırın tepsime koydum. Şimdi keklerimi önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında 40 dakika pişireceğim. Daha sonra kürdan testiyle test yaptıktan sonra eğer pişmişse fırından alıp servis yapacağım. Keklerim pişti arkadaşlar. Hepsi de çok güzel oldular. Şimdi keki çıkartmaya çalışacağım. Çok nefis bir kek oldu. Bu şekilde farklı farklı malzemelerle porsiyonlu kekler hazırlayabilirsiniz. Tariflerimi izledikten sonra lütfen kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi unutmayın. Yepyeni, çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.